Bu son gün. Gökyüzüne iyi bak. Allah milletimize zeval vermesin. Menderes, gördün mü? Nereden nereye? Bir Menderes gider, bin Menderes gelir. Hakikati boğarak susturamazsınız. Hala nutuk atıyorsun. İdam fermanın yakanda. Hadi hadi fazla uzatmayın, vaktimiz yok. Yaşlandım artık beyim. Çok yakışıklısın. Hala. Sana öyle geliyor olmalı. Hala. Ama senden tek ricam İsmet Paşa gibi 70'ine kadar koltuğuna yapışmamak. Ki hep yakışıklı olarak anılasın. 70'e geldiğimde tek dileğim var. Sadece torunlarımı sevmek. Niye oradan çekiyorsun? Bizim milleti afişe mi edeceksin? Geç arkadan çek. Ölümümden de mi korkuyorsunuz komutan? Sen korkmuyor musun? Bu can bu millete feda olsun. Hakkımı helal ediyorum. Bu millet kendisine hizmet edeni unutmaz komutan. Kimler unutuldu be Menderes? Sen de unutulursun. Yarın adını kimse hatırlamayacak. Milletin severken aldandığı görülmemiştir. Kes sesini, kes. Ben sussam, millet susmaz. Vicdan susmaz. Hakikat susmaz. Artık her şey hazır. Boşuna nefes tüketmeyin. O nefesler lazım olacak. Adnan Menderes, abdestini alabilirsin. Hadi Adnan abi, gidelim.
Hadi Adnan abi. Ebedi saadetler diliyorum. Benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen biricik karımı, sevgili çocuklarımı şefkatle anıyorum. Devrimlere imza attık. Milletin gönlünden koparamazlar. Vermesin bu bayrağı rüzgarsız bırakmasın. Hakkınızı helal edin. Helal! Herkesi üzüntüye boğdu. Refah Partisi'nin Antalya Belek'teki bir seminerine katılmak üzere yola çıkan Aydın Menderes'in içinde bulunduğu araç, Afyon Sandıklı Karayolu'nda kaza yaptı. Aracın içinde bulunan İstanbul Milletvekili Metin Işık ve şoför Metin Akçorak hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Aydın Menderes ise ağır yaralanmıştı. Haber geldiği sırada Aydın Bey'in Sandıklı Devlet Hastanesi'nde olduğu bize aktarıldı. Biz de derhal buradaki işlerimizi bırakıp arabayla, sağlık müdürünün arabasıyla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne gittik. Uzmanlar haberi aldığında Aydın Menderes çoktan kaza yerinden alınmış Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Arabadan nasıl çıkarıldığı, hastaneye nasıl taşındığı bir muamma. Oysa bu zaman dilimi o kadar önemli ki. Bakın Menderes'e ilk müdahaleyi yapan doktor neler söylüyor. Orada sivil müdahale olmuş, yani herhangi bir doktor müdahalesi olmamış. Görgü tanıklarının iddiasına göre Menderes arabanın içindeyken ellerini ve kollarını oynatabiliyordu. Oysa hastaneye geldiğinde doktorların yaptığı ilk tetkikte burnundan aşağısının tamamen felç olduğu anlaşılmıştı. Evet, Türkiye'de her trafik kazasında yaşanan ihmalin kurbanı bu kez Aydın Menderes olmuştu. Bu ihmali Menderes'i Ankara'da ilk kontrol eden doktorlardan Tuncay Özgen açıklıyor. Böyle bir kazada boyun kırılıyor, omurilik zedelenmiyor. Bunlar şanslı kişiler. İşte bizim kavgamız öncelikle bu kişilerin kaza yerinde arabadan çıkartılırken veya arabadan çıkartıldıktan sonra hastaneye gelirken kırılmış bir kemiğin anormal bir şekilde oynatılıp kazada şanslı olarak kurtulan bir omuriliğin sonradan zedelenmemesini temin etmek. Bunu hatırlıyorum. Yastıktır, yorgandırmış. Yoktu bunlar, yoktu, hiçbir şey yoktu. Hepsini. Sonra onun gerisi gelmedi. Burada hükümet, herkese bir mesaj verebiliriz. Gelin, ülkenin kardeşliğine elimizden geldiği kadar hizmet edelim. Elbette ki devletin görevi vatandaşının canının, malının emniyet altında olmasını sağlamaktır. Varsın vursunlar, varsın kırsınlar, varsın kan döksünler demek mümkün değildir. Zaten Türkiye'de hiç kimse de bunlara izin verilsin, terör olsun, terörist olsun diye bir talebi yok. Ama bir şeyin üzerinde belki durabiliriz. Herkes de Türkiye'de terörist değildir. Ben eğer Kars'ta doğmuşsam, ben Mardin'de doğmuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Milli Şef dönemi doğumlardan Aydın Menderes
beyefendiye yer veriyoruz. 1946 doğumlara geldik. Devamındaki haftalar artık Ramazan sonrasındayız. 3-47 doğumlu biyografimiz olacak. Bir de 49, yani toptan 4 ders bulunuyor. Malum 100'ün üzerindeki biyografi içerisinde seçtim bu isimleri. Aydın Menderes hangi kriterlerle diğerlerini eleyerek burada yer aldı? Onu gündüz yaptığım duyuruda şu şekilde izah etmiştim. Onu okuyarak anlatıma başlayayım istiyorum. Bugün 29 Nisan 2022. 27 Nisan'da Abdülhamit'in Halil'e kesişen 1909 yılı bir Kadir gecesini geride bırakmış, Ramazan bayramının soluğunu üzerimizde hissediyoruz. Devrim Milli Şef doğumlulara tahsis ettiğimiz dönem seminerlerinde 1946'lı yıllara gelmişiz. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden pay edilen dünyada Türkiye Demokratik Cumhuriyet'e geçme adımını atıyor 1946'da Menderes'in doğmuş olduğu tarih. 50'lere damgasını vuracak olan Demokrat Parti'nin kuruluş haftalarında dünyaya gelen bir oğul Aydın. Menderes'in üçüncü çocuğu. Üç oğlu var, kızı görmedim. Onlarca biyografinin, yani daha önce verdiğimiz hem bu dönem hem daha önceki dönemlerde biyografinin ara başlıkları atıyoruz. Türkiye'nin dönemleriyle ilgili hatırladığınız gibi onu kastediyorum. Ara başlığı olarak yer alan bir devirdir Devrim Menderes. Bu etiketin en içten bir tanığı elbette aileden bir çocuk. Bir baba kültü üzerinde şekillenecek biyografi. Dönemle ilgili 17'ye indirme zorluğu yaşayan ben, yani hazırlayıcı, listemde ona niye yer verdim? Özallar ailesinden en dindarı bilinen Korkut Bey'e yer verişimiz gibi onunla bağlantı olarak bir dizi Korkut'a, en başta Turgut'a girme vesilemiz oldu o ders bilindiği gibi. Bir ortak payda da bulabiliriz bu yer verişimi. Özallardan Korkut'u, Menderes'ten Aydın'ı seçmiş diyebilirsiniz. İslami aidiyette Merkez Kaç ve Merkez Tut isimler içinde merkeze yürüyenlere mercek tutmakla da açıklanabilir bu tercih. Merkezi burada İslami bilinç, kendinde oluş, İslam zatiler, İslami olarak alırsak Kaç onda uzaklaşmayı, Tutsa başka yerde başlayıp bu tarafa doğru yürümeyi kastediyoruz ki Menderes de o gruba giriyor. Belki aynı biyografi birinci kategorinden Merkez Kaç'tan yer alsa buraya girmeyebilirdi. Ama rotaya, merkeze doğru yürüyüşün ismi olduğu için de onu mercek altına almakta yarar görmüş olmalıyım. Bugün Milli Görüş geleneğinin parti başkanının bile biyografisini verdim Temel Bey. İslam'ı bir referans olarak kullanmayacaklarını deklare ettikleri bir kesitte 28 Şubat'ta bu harekete eklemlenmiş bir oğul Menderes'in tek bir bundan böyle İslam'ın neye değil, neyin İslam'a uygun olacağını tartışılacak sözü bile onu tercih etmemizin gerekçesi olabilirdi. Daha kişisel nedenler de vermem mümkün seçimci olarak. 27 Mayıs unutamayacağım bir şekilde biyografime kazılı, çünkü bugün de doğdum ben. Darbeden 2 yıl sonra 27 Mayıs'ta dünyaya gelmişim bir pazar günü. İlk kez Cumhuriyet onu bayram olarak kutluyor 62'de, darbe 60'da yapılmış. O sene 61 Anayasası'nın meclise hazırlanıp kabul edilişi de 1961'in 27 Mayıs'ında. 20 yıl boyunca, yani 60-80 arası, tabusu bu yasalardı ülkenin, bu anayasa. Bizim şu anda 60 yaşındayım, ömrümüzün ilk 20 yılı bu yasalarla biz belirlendik, sınırlandırıldık. Ve varoluş kuşağı da andığım kesitte, bu kesitte dünyaya gelen insanlar 60-80 arası. Saat 18'de konuşalım diyoruz. İnşallah Ramazan sonrası bunu artık 18-30'a taşımakta mazur görülürüz sanıyorum. Etiketleyenler onu siyasetçi olarak, Aydın Menderes'in en küçük çocuğu olarak anıyorlar. 3 dönem milletvekilliği var. İlki Konya'dan, diğer ikisi İstanbul'dan. Diğer ikisi Milli Görüş Partilerine ait, Refah ve Fazilet Partisi milletvekillikleri. Konya'da ise 1977'de seçildiği
12 Eylül darbesi olmasa 81'e kadar sürecek olarak 4 yıllık dönemi tamamlayamadığım Adalet Partisi'nden milletvekilliği. Annesi Berrin Hanım. 5 Mayıs 46'da Demokrat Parti'nin kurulduğu yıl Ankara'da dünyaya geldi. Demokrat Parti'nin kuruluş tarihi 14 Mayıs'tır. Yani ondan neredeyse 10 gün, 9 gün önce dünyaya gelmiş Menderes. Demek ki 9 yıllık son çocuğunun babasıdır Menderes, partinin doğuşu ve diğeri. O anlamda da Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli bir dönem için serbest seçimlerin yapılmış olduğu yıldır aynı zamanda parti kuruldu ve ilerleyen aylarda da seçim yapıldı ve meclise bir muhalefet partisi olarak girdi. Yani Demokrat Partili yıllar iktidar manasında 50'lere yayılır. Ama 4 yılda 46-50 arasında muhalefet partisi olarak Türkiye'deki demokratik hayatın ilk çok partili seçimlerle kurulmuş olduğu dönem ve onun da kırılma noktasında eşit Menderes'in hayatı. Evet, önümüzdeki dönemde anacağımız biyografileri görüyorsunuz. Menderes babasının iktidar yıllarına geldiğinde 4 yaşındadır o. Bu esnada dünyaya gelmiş isimler. 47'de Amerika ile İnan hükümetinin yaptığı stratejik anlaşma, bu bizi Kore'ye taşıyacak. 48 İsrail'in kurulması, 45'te Birleşmiş Milletler kurulmuştu, 48'de insan hakları evrensel bildirgesi ilan edilmiş. Bu yıllar 47 Pakistan diye bir devlet özgürleşti. 49 Almanya'nın yeniden kendini kurması, İkinci Dünya Savaşı'nın mağlubu olarak anabiliriz. İlk orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Tabiatıyla ilkokula başlaması bile babası dönemindedir. Ortaokul hadisidir, yine öyle düşünmelisiniz. Baba vefat ettiğinde de 14-15 yaşında oluyor. Darbe 60'ta gerçekleşti ama idam Eylül 17'sinde, 16-17 Eylül tarihlerinde 3 idam vardı bilindiği gibi. Dolayısıyla darbede 14, babasının vefat ettiğinde ise 15 yaşlarında bulunuyor. O dönemde babaya yaptıkları ziyaretten kare resimler var. Şurada onların birini görüyorsunuz. Askerlerin nezaretinde ayakta baba, anne ve 3 kardeşi görüyorsunuz. Yüksel, Mutlu ve Aydın kardeşler. 2011 yılının Aralık ayında vefat etti. Birkaç ay önce Aralık vefatının 10. yıl dönümüydü. Aydın Menderes'in 65 yaşında vefat etmiş. Ve bu 10. yıl vesilesiyle de hala hayatta olan hanımı Ümran Menderes'le devletin ana ajansı bir mülakat yapar. O mülakattan bazı bölümleri parça parça akışa dağıttım, yerleştirdim. Onları da okuyacağım. Şöyle diyor Ümran Hanım. Aydın'ın iki abisi yurt dışındaymış. Yani 60 darbesini konuşuyoruz. Robert Kolej'de ve 15 yaşında. Ortalık biraz karışınca oradan getiriyorlar. Lojmanda kalıyorlar. Aydın ve annesi çalışanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın yanına gidiyor. Ne oluyor diye. Tabii askerler sarmış. Etrafı sarılacak bir şey yok. Endişe içinde bekliyorlar. Yassı adaya gidene kadar bir süreç var. Oraya gidilince davalar başlıyor. Ölüm akıllarına mutlaka geliyor ama kondurmak istemiyorlar. Yargılanma sürecinde de annesi ve abileriyle bir iki defa gidiyorlar. Aydın'ın içine dert olan babasıyla görüşmelerinde, buradaki en küçük çocuk herhalde şu ayaktaki olmalı, komutanın olması ve yalnız konuşmalarına izin verilmemesi, helalleşemedik dahi demesi insanın canını acıtıyor. Pek çok mektup gidiyor geliyor ama o da belli sayıda kelimeyle sınırlandırılmış. Zaman zaman talep ve ihtiyaçlarını göndermeye çalışıyorlar. Bu süreçte her şeye el konuluyor ve büyük sıkıntılar yaşanıyor. 50'de seçimler, 46'da dörtlü takrirle CHP'den ayrılan 4 milletvekilidir partinin kurucuları. Bunlar Atatürk'ün mesai arkadaşı, başbakanı Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Aydın'daki Menderes'in çiftlik sahibi babası Adnan Bey, en önemli 3 ismin. 51 yılında iktidara gelmelerinin hemen akabinde Kore'ye girdik ve asker gönderdik.
ezanın 18 sene sonrası yeniden asli biçimiyle okunmaya başlanması muhafazakar Türkiye camiasının gözlerini dolduruyor ve yoğun bir şekilde Menderes'in partisi etrafında üç sesin kenetlenmelerine sebep olacak 54 ve 57 seçimleri. 57 seçimleri 61'de bitmesi lazımdı ama darbe olduğu için 3 yılın sonunda nihayetlendi. Bu 50 yıllık dönemde Risale-i Nur yazımları sonlanmış. Said Nursi de yoğun bir şekilde destek verdiğini biliyoruz harekete. 53'te Anıtkabir inşası tamamlanır. Uzun yıllardır yapılmaktaydı 38'den sonra ve oraya taşınmalar gerçekleşir. Ve dönemin ortaya çıkartmış olduğu hürriyet ortamından yararlanan ya da umutlananlar kendilerini daha açık şekilde ifade edip kurucu dönemi sorgulamaya başlayınca hükümet bundan asker darbesinden endişe ettiği için korkar ve ki kimilerde Sadık Mustafa Kemal takipçileridirler, Celal Bayar gibi isimler. Atatürk'ü koruma kanunları çıkartılır. Dolayısıyla CHP döneminden farklı şekilde Müslüman yargılamaları bu dönemde de olacaktır. Büyük Doğularda Necip Fazıl kadrosu yine CHP'ye karşı yoğun bir şekilde Menderes'in, Aydın Bey'in babası Adnan Menderes'e destek verirler. 1964'te TED Ankara Koleji'ni bitirdi 17 yaşı babasının ölümünden 3 sene sonra. 64-68 arasında onun yüksek eğitimini görüyoruz. Üniversite diyebileceğimiz okuduğu yer burası. İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi, bugün Gazi Üniversitesi bünyesinde yer alıyor burası. 68 mezuniyeti, 68 yılı gençlik yılları, Türkiye'de artık söz konusu ettiğim anayasanın doğurmuş olduğu yeni yapılanmalar, işçi sendikaları, sol hareketlerin ortaya çıkmış olduğu dönemleri konuşuyoruz. Ticari İlimler Fakültesi mezunu bir evlat, babası bir toprak ağasının oğluydu. Serbest ticarette şansını dener. 69'da Erbakan'ın Konya mebusluğu ve milli görüşten siyasete atılmasını da burada devreye sokmalıyız. Çünkü 69'dan bir 25 sene sonra bu hareketten iki defa milletvekilliği yapmış olacak Aydın Bey. Çünkü biyografi bu anlamda kesişiyor. Ayrıca Konya mebusu Erbakan, 77 seçimlerinde ilk kez Adalet Partisi'nden Aydın Menderes'in milletvekilliği oldu. O seçimlere giden Erbakan, Demirel'le ortak hükümet kurmuş olan isimler. Erbakan yine Konya'dan milletvekili seçildi. 77 seçimlerinde Aydın Menderes de Konya'dan Adalet Partisi'ne milletvekili seçildi. Yani ortak koalisyonun iki ayrı partiden iki ayrı milletvekili olarak Konya'da da Erbakan'la kesişen bir hayatları var. 70'te, tabii bunu 77'ye atlayarak bahsettim ama 77'ye kadar Aydın Menderes'in tercihi, siyasete girişi 7 sene boyunca Aydın'da Ferruh Bozbeyli'nin kurduğu Demokratik Parti'nin il başkanı olarak şekillenmiş. Yani babasının memleketi, doğmuş olduğu Aydın kenti ama parti Ferruh Bozbeyli'nin, babasının partisinin adı Demokrat Parti'ydi. Bu parti ise Demokratik Partisi. Ferruh Bozbeyli dikkatlerinizden kaçmış olabilir. Aykut Edebali dersini verirken o hareket içerisinde kümelenen gençlerden biridir Ferruh Bozbeyli. Ve Demirel'e muhalif olduğu için onun bu geleneği yansıtmadığını düşünerek Demokratik Parti adında parti kurmuştu. Yani AP'de sağ oylar denilecekse eğer milli görüşe de ilk kopuşu Milli Selamet gerçekleştirmedi. Ondan önce önemli bir milletvekili topluluğunu Ferruh Bozbeyli kopart Adalet Partisi'nde. 7 sene burada bulunur. Sonra kapandı bu parti ve Erbakan'ın da koalisyonda bulunmuş olduğu Adalet Partisi'nden Konya milletvekili seçildi Erbakan'la yan yana. 76'da askerliğini İskenderun'da yapar. Sözün etmiş olduğum milletvekili dönemi AP'nin genel idare kurulu üyeliğini getirdi. Yani son anda atladığı Adalet Partisi ve siyaset hayatında ona ilk mağduriyetini de büyük anlamda yaşatacaktır. 46 doğumlu, yaş 30'ları biraz geçmiş, 40'lara doğru evriliyor. Darbe yapıldığında 12 Eylül o da siyasi yasaklar içerisine girecek. Çünkü o partinin milletvekili. 10 yıl siyaset yasağı vardır. Tabii anayasanın kabulüyle başlıyor bu.
82 olunca 92'ye kadar yasaklı olmaları lazım. Ama 87'de yapılan referandumla siyasi yasaklar kalktı. Dolayısıyla 10 yıl değil 5 yıl yasaklı oldular. Ama bu 5 yıl 82'de başladığı için, darbe de 80'de yapıldığı için 7 yıl bir siyaset dışında kalmışlıktan bahsedebiliriz. Peki 87'de serbest olduğunda direkt siyasete giriyor mu? Yok. 4 yıl bir ara dönümü var. 87'den 91'e kadarki dönemde siyaset dışı. 46 doğumlu 86'da 40'lı yaşlara girmiş demektir. Ve siyasete de başlamasıyla kitap yazarlığının da ortaya çıkması bu yaştadır, 40'lı yıllar. 87'de iki kitap görüyoruz onun adıyla irtibatlı piyasalara çıkan. Biri Tarihe Yolculuk adını taşıyor. Diğeri ise anılardan şekillenmiş Acılı Günler 1960 diye Aydın Menderes anlatmış ve tutulan notlar kitaplaştırılmış. Kitap kapağında şöyle takdim ediyor kendini hazırlayan Muammer Yaşar tarafından. Türkiye'de 10 yıllık başbakanlık yapan Menderes'in 3 oğlu vardı. Yüksel, Mutlu ve Aydın Menderesler. Tabii bu arada onlar da söylemeli. Bu iki evlat kısa aralıklarla yani birbiriyle kastediyorum aralıklarını kaza ile öldüler. Aydın Menderes de bir kaza geçirdi. Baba idam edilmişti. Bu tabiatıyla spekülasyonların konusu oldu. Bu kaza mıdır, kasıt mıdır, ailenin kurutulmasıyla alakalı çaba mıdır gibi de konuşulmuştur. Yüksel ve Mutlu Menderesler. Kaderlerine bakınız ki ikisi de araya fazla mesafe koymadan bu dünyadan gittiler. Menderes Yassıada'da idama mahkum edildiğinde Aydın 15 yaşında bir delikanlıydı. Şimdi olgun bir siyaset adamı olarak babasının adını devam ettiriyor. 60 ihtilalinin bütün olaylarını annesi Berin Hanım'la birlikte yaşadı. Acılı günlerin tanığı oldu. İzlettiğim ilk video 2012-2013 yıllarında Türkiye'de yayınlanan bir dizi. Menderes'in konusunu edinmiştim. İki yaş ayrı yaş kesitinde Aydın Menderes de filmde canlandırılmış. Menderes'in dramı üzerinde bugüne kadar pek çok şey yazıldı. Anılar kitabı haline geldi. Ancak Aydın Menderes anılarını anlatmadı diyor bu 87'de basılan kitabın yazarı. Ve onu bu şekilde piyasaya takdim ettiğini söylemekte. 61'de gerçekleşmiş, biraz önce anlatıma dahil ettiğimiş olduğum eşi Ümran Polat. Bundan sonra Ümran Menderes tabiatıyla. Bu 40 yaşların üzerinde bir evlilik demektir, epey geç. Tabii 15 yıl 96'da kaza geçirdi, 2011'de vefat etti. Bu hanım baktı ona, dolayısıyla ona büyük bir minnet duygusunu paylaşıyor bir konu mülakatında. Hayattaki en büyük mutluluğum Menderes'e göre Ümran Hanım kendisi için Allah'ın en büyük lütfudur. Şöyle diyor bu evlilik ve tanışma olayını anlatan eşim. Babası onun idolüydü. Aileye darbeden çok sonra katıldım ben. Ancak çocukluğumdan itibaren Menderes'iydi ailemiz. Evlenmeden önce Adalet Partisi'nde faal olarak yer alan bir genç kızdım. AP Genel Merkezi'nde tanıştık Aydın Bey'le. Uslubu konuşması zarif bir insandı. Dürüst ve donanımlıydı. Mantığı, muhakemesi, hafızası çok iyiydi. Ayrıca Menderes'li olan bir ailenin tanışmış olduğum bir eşle yolunu birleştirmesi. 91 evlilik yıllarından bahsediyoruz. Erbakan'ın ve Milli Görüş Hareketi'nin meclise girmiş olduğu seçimlerdir 91. Bu seçim koalisyonunda Aykut Edebali ve Türkeş de vardı bildiğiniz gibi. İki kez Menderes'in kendisine başbakanlık teklif edildiğini söylüyor eşi. Onun ilkini bu tarihe endekslemiş. 91-92 yıllarında Özal Aydın'ı davet ederdi. Ki Özal'ın Mesut'tan rahatsız olduğu, hatta Cumhurbaşkanlığından istifa ederek yeniden parti kurup başbakanlık yapmak istediği söylendiği, kardeş Yusuf Bozkurt Özal'a bu amaçla parti kurdurduğu sanırım Yeni Parti'ydi adı yıllar. Demek ki böyle bir dönemde henüz kaza geçirmiş Aydın değil, ayakları basan bir isim. Karizması var isminin. Özal ondan da yararlanmış ve ona kurdurmak istemiş partiyi. Sohbet ederlerdi. Bir ara ona bir şekilde görev vermek istediği söylendi.
Kendisi de ima ediyordu başbakanlık görevi. Ama Aydın düşünmedi. Aydın Menderes ve siyasette yeni yönelişler diye 80'inde basılan kitabından 5 sene sonra bu isimli bir söyleşi kitabı yayınlanıyor. Ve siyasete bu kez parti kurucusu olarak girişini görüyoruz Menderes'in 93 yılında. Özal'ın vefat ettiği tarihtir aynı zamanda bu. Tabii bundan 10 sene önce Necip Fazıl'ın vefatını da biyografisine girmeliyiz. Çünkü 10 yıl boyunca 50'li yıllarda Menderes'i destekledi Büyük Doğu çıkışında. Örtülü Ödenek'ten para aldığı malum. Yasa da duruşmalarında bu Büyük Doğu'ya yaptığı yardımlardan dolayı da Menderes itham edildi ve sorgulandı. Ve daha sonra Benim Gözümle Menderes adıyla bir kitap yazdı Necip Fazıl. Bu nedenle 1983'teki o vefatta biyografisine girmeli. Said Nursi irtibadı, Necip Fazıl'ın babası olan destekleri halde Aydın Bey'in daha dindar bir kimlikle kendini ifade etmesinde bu tür isimler de etkili olmuş olmalı. Bu partinin kuruluş yıllarını ise şöyle hatırlıyor eşim. Eşimin her zaman siyasete yoğun ilgisi vardı. Abileri Yüksel ve Mutlu Menderes hayattayken siyasete girdi. Yani bu sözünü ettiğim kazayla ölen kardeşlerin de böyle siyasi tercihleri bununla ortaya çıkıyor. Belki de fırsat verilmek istenmedi. 1980'de yasaklıydı. Bahsettik 7 yıl sürdü bu. Yasaklar kaldıktan sonra bir ara siyasete girmeyi düşünmedi. Arkadaşları parti kurması yönünde ısrar etti. Ben belki o dönem uygun bir zaman değildim. Siyaset yapma Aydın. Çiftliğe gidelim, orada sahip çıkalım, işimizle gücümüzle uğraşalım dedim. Ancak arkadaşlarının bu birikimi toprağa mı gömeceksiniz ifadesi üzerine Büyük Değişim Partisi kuruldu. Aydın kurucular, yöneticiler açısından dengeli bir parti kurdu ama para işlerinden hoşlanmazdı ve parti parasızlıktan kapanma durumunda kaldı. Bu sırada 93'te kurulduğundan bahsettim. 92 yılında yine yapılan bir yasa değişikliğiyle 12 Eylül'ün kapattığı ve daha önce kapanan partilere son genel kuruldaki üyeler çağrılarak parti yeniden kurabileceklerine dair bir izin çıkmıştı. Nitekim CHP de o tarihte Deniz Baykal tarafından yeniden kuruldu. Yani SHP denen bir parti vardı. Başında Murat Karayalçın. Ecevit başka bir partiyi kurmuştu. Kendisine CHP ismini maske yaptı Deniz Baykal ve kapatılan bir parti açtı. Bu tarihte Demokrat Parti de açılmış. Bu ondan bir sene sonra kendi partisini kurmuştu Değişim Partisi ama para, maddi destek yok. Götür evi kapatacağını düşününce Demokrat Parti babasının partisine bunu davet ediyorlar. Mırın Kırın Esse de kongrede onu aday gösterip Emri Vaki ile başkan ilerledi. Aydın Menderes'in estirdiği fıtralara karşı Müslümanları uyarması sonucunda Müslümanları rejime angaje edecek planların boşa çıkmasında büyük katkısı olmuştu. Onun bu tavizsiz tavrı falan diye bu anladığım paragraf ise İktibas Dergisi yöneticilerine ait. Niye girdi burada? İlk parti kurma dönemleri vesaire. Daha sonra Refah Partisi'ne doğru yürüyüşü var. Ercüment Özkan 1995'te vefat etti. Yani Menderes'in Refah'tan seçildiği dönemi görmedi. Ama hayatta olduğu yıllarda ilk kez uzun bir mülakat yapmıştı. Bu partiyi kurmasından çok önce Aydın Menderes de dergisinde onun dini kitaplar olan ilgisi, siyasi bilinciyle ilgili farklı bir kimlik arz etmeye başladı. İlk kez orada öğrenmiştik biz. Fakat bu öne çıkartmış olduğu Menderes figürünü siyasi sağ partiler kurmaya kalkıştığında Ercüment Özkan bundan endişe duydu ve eleştirdi. Buna kapılmaması konusunda tabanını okuyucularını uyarmaya başladı. Yani bir şekilde Menderes'in siyasete atılmasını istemedim. Çünkü kendisi İslam Partisi adlı bir parti kurmak arzu etmekteydi. Eğer yer tutacaksa orada olması gerekiyordu. Öyle düşündü sanırım. 92'de kurulan bir parti Demokrat Parti. Kapatılan partilerin yeniden açılabilmesi üzerine yasa değişikliğinin sonucunda ortaya çıktı. Bahsetmiş olduğum süreçtir bu anlatılanlar. 94-95'te iki kitap daha görüyoruz.
20. yüzyıla girerken dünya ve Türkiye ve 20. yüzyıla girerken Demokrat Parti'nin misyonu. İkisi de görüldüğü gibi 6 sene sonra girecek olan yeni bir yüzyıla Menderes'in ülkesini dünyada nerede görüyor? Diğerinde ise bu başına gelir Demokrat Parti'yi nereye doğru evrilmek istiyor? Onu gösteren eserleri, yazılı eserleri. Bunlar mülakat değil, kalem oynattığı eserler. 95'ten gerçekleştiren seçimde demek ki bu eserleri ve daha önce çizmiş olduğu kariyer, hem partisinin 91'de ittifakla almış olduğu yolu epey ileri noktaya götürdü. 94'te mahalli seçimleri önemli kentlerini kazandığı Milli Görüş Hareketi, Erbakan daha fazla kitleselleşmek istiyor. Menderes ismi üzerinden de bunu olumlu ve anlamlı bulmuş olmalı ki ona teklif götürerek Refah Partisi'ne davet ediyor. Dolayısıyla 20. yüzyıla girerken dünya Türkiye ve misyon sahibi bu parti içerisinde ona bir yol vermek istemiş. O da bunu bir imkan olarak görüyor ve yolunu Milli Görüş'le buluşturuyor. O dönemi İmran Hanım şöyle hatırlıyor. Erbakan'ın teklifi üzerine Refah Partisi'nden milletvekili oldu. Erbakan çok nazik, zarif bir kişiydi. Beni yadırgarlar diye düşünüyordum çünkü kendisi tesettüre bürünmüş bir hanım değil, vasat bir Türkiye sosyal statüsündeki bir diplomat hanımı. Aydın'a ve bana çok iyi davrandılar. Orada mutlu bir şekilde siyaset yaptı. 1995'te genel seçimlerinden hemen önce Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Artık o yapmış olduğu sözüyle pazara kadar değil mezara kadar refahlı olduğunu söylüyordu. Yani siyasi çizgimi buldum, burada devam etmeyi ve nihayete bunu erdirmeyi umuyorum manasında. İşte o büyük meydan okuyuşları 28 Şubat'ta rejimin büyük kodamanlarını ürküten cümleleri belirtmişti. Artık İslam'ın neye, İslam rejime göre vesaire. Yani kriter, referans biz olmalıyız manasında o büyük sözlü paylaştığım. 96'da parti genel başkan yardımcılarından biri olarak da onu görüyoruz ama senenin ilerleyen aylarında o malum kazayla hayat değişecek. Milli Görüş'ün oy patlaması yaptığı dönemde Refah Partisi'ndeydim. Bundan böyle İslam'ın neye değil, neyin İslam'a uygun olacağı tartışılacak. Osmanlı ile Cumhuriyet yönetimini uzlaştırma çabası içerisinde oldu. Yazılarında, konuşmalarında. Saltanatın ve hilafetin dışlanmasının dönemin siyasi zorunluluklarından kaynaklandığını, günümüzde ise buna gerek kalmadığını savundu. Ki Menderes'in meclise, gücüne şey vermek isterken, moral, motive vermekten söylediği bir sözden bahsedilir. Siz isterseniz hilafete bile geri getirebilirsiniz gibi. O sözün içeriğiyle daha da kuvvetli olarak Menderes seveslenmiş gözüküyor. Osmanlı'ya olan saygısını bir yazısında şöyle ifade etti. Osmanlı'ya büyük bir muhabbet duymak, onu geçmişimizin şanlı ve bize büyük bir şeref dışında hiçbir olumsuzluk bırakmamış partisi olarak kabul etmek, kesinlikle Cumhuriyeti inkar, ondan uzaklaşmak anlamına gelmez, gelmemelidir de. Ve 28 Şubat süreci. 15 Mart 1996'da geçirdi trafik kazası. RP İstanbul Milletvekili Metin Işık'la beraber partinin Antalya Belek'te düzenlediği parti içi eğitim toplantısına giderken Afyon'un Sandıklı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Boynundan aşağısı felçti ve bundan sonraki 15 yılı tekerlekli sandalyede hanımının refaketinde geçti. Kazadan sonra Ayaş'ta rehabilitasyon merkezindeyken Aydın'a dolaylı yoldan başbakanlık teklif edildi. Bu nasıl bir dönem? 28 Şubat sonrası malum biliyorsunuz Erbakan hükümeti vermedi Demirel. Yalım Erez gibi, Mehmet Ağar gibi isimleri aradı vesaire. O dönemde Menderes'ten de böyle bir umut duymuş. Tekerlekli sandalyedeki adama Roosevelt'i hatırlatarak ki o da sakatladı, sandalyede yaşıyordu ama Amerika'yı yönetti. Sen de bunu yapabilirsin. Böyle haberler göndermiş. Yani Erbakan'ı sırtından vurdurmak istiyor bakarsanız. Yıkmış, onu yerine geçecek başbakan olarak. Yani Aydın Bey Roosevelt gibi olur diye manşet yazdırsak dedi. Sonra bir milletvekili arkadaşımız size böyle bir şey söylendi. Siz de eşiniz de kabul etmediniz. Cumhurbaşkanı Demirel'in de haberi vardı diyerek sitem etti. Milletvekilinin adını vermek doğru olmaz diyor.
Ümran Menderes herhalde uydurmuyordur. Mümkündür böyle bir şey. Parti kapatıldı. Refah Partisi yerine Fazilet Partisi kuruldu. 1999'da 2000'ler üzerinde kendine büyük misyonlar biçen Menderes'ten bahsediyoruz. Üçüncü kez milletvekili. 99'da Merve Kavakçı'nın basına yansıyan bazı sözleri ve Fazilet Partisi yönetiminin bu sözleri tekzip etmemesi üzerine bir süre sonra partiden istifa etti. Neydi bu sözler? Merve Kavakçı Amerikan vatandaşı olduğunu saklamıştı. Bu ortaya çıktı. Ve Türkiye'deki özgürlükleri kınarken de Amerikan vatandaşlığını ve oraya referans vererek orada adalet var, özgürlükler var diyerek Amerikan hukukuna övgüler dizmişti. Bu ağır geldi Menderes'e ve bu sözden dolayı Merve Kavakçı'nın sıkıştırılmasını istedi. Ama parti bunu yapmadı. Bunun üzerine de partiden ayrıldığını söyleyecek. 99 o sene Gelenekten Güncele adlı bir başka kitaba daha imza attığını görüyoruz. Ve sonraki dönemler tabiatıyla büyük bir hezimete uğrayacak. 2002 seçimlerinden sonra partiler çoğu tasfiye edilecek. AK Parti bu hareket içinden doğacak bildiğiniz gibi. Saadet'te başka bir zincirde. Sağ kesim onun karizmasına yararlanmaktan umudunu kesmedi. Onunla beraber görünmeye epey çaba sarf etti ama yeni kimliğiyle pek uyum sağlayamadı bunlara. Doğru Yol Partisi'ne mesela girer ama baraj dışında kalan bir partidir. Ve partide Mehmet Ağar'ın başkanlığa gelmesini kabullenemez. Çünkü Mehmet Ağar da 28 Şubat sürecinde partinin yıkım kanadında çalışmıştı. Meral Akşener, Erbakan Çiller yanında dururken Mehmet Ağar, Demirel'in de eski şeyidir, koruma polisidir. Mehmet Ağar'la siyasal sonuçlar doğuracak bir birliktelik benim için söz konusu olamaz diyerek DHP'den istifa etti. Başbakanlık teklifini geri çevirmesi, Mehmet Ağar'la beraber yürümemesi, Merve Kavakçı'yı Amerikancılığından dolayı eleştirmesi, yani kraldan çok kralcı, kadronun daha çok ortaya, merkeze gelmiş olduğu dönemde Milli Görüş Hareketi'nin o partinin kuruluş yıllarındaki söylemine daha meftun gözükmesi, kaderin enteresan cilveleri. 2005'te Devletin Alın Yazısı adıyla basılan bir kitabı daha var. Siyaset parametresi çok olan bir maddistir. Dünyada her şeyin en sonunda bir alternatifi vardır. Sadece kendimizin alternatifi yoktur. Biz varsak alternatifler yoğar olur. Alternatifler bizi var edemez. Bugün Türkiye, Lozan Anlaşması'ndan bu yana hiç karşılaşmadığı türden ciddi ve önemli meselelere karşı karşıyadır. 2005 AK Parti iktidarı, Irak operasyonları, Amerika ile yol tutan bir siyasetimiz var. Bundan da derin rahatsızlık duyuyor. Yapılması gereken ilk iş, bütün milletimize mal olacak bir direnç noktası oluşturmaktır. İktidarlar milletin direnç kararlılığına yaslanarak, iç meşruiyetlerini buradan alarak dış politika geliştireceklerdir. Batıya söylenecek olan çok büyük çilelerle, acılarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimiz bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bölünmezliğini sonuna kadar koruma azmimiz filan diye yürüyor. Türkiye birçok Amerikan üssünün bulunduğu bir toprak parçası derekesine indirgendi. Ortaya bir müstemleke çıktı. Bu millet buna razı olamaz. Zira millet demek bağımsızlığını başka hiçbir şeye değişmeyecek topluluk demektir. Yani 50'li yıllarda Türkiye'ye Amerikancılığı getirmekle suçlanan bir aileden geliyorsunuz. Ve şimdi Amerikancılığa tevessül etmeyin diye o kaynaktan gelen bir siyasi kadroya ders veriyorsunuz. Ne kadar enteresan bir terbiye edilme yöntemi. Uzunca okunabilir buradaki kritikleri Aydın Menderes'in dönemin hükümetine yönelik. 2006'dan 2010'a kadar 4 yıl süreyle Tercüman Gazetesi'nde köşe yazıları yazmış. Daha sonra da Aydın'da çiftlik evinde yaşamaya başlar. Tümden siyasetten çekilmiştir 2009'da vefatından 2 sene önce. Bu kez de Cindoruk'un genel başkanlığa seçilmesi doğru yolda. Ağırdan sonra tekrar dönmesine rağmen Cindoruk'la da barışmadığı için
siyasi görüşleri yine ayrılacaktır Demokrat Parti'den. Doğru yol Demokrat Parti ile birleşerek Demokrat Parti adıyla devam etmekteydi. Görüldüğü gibi babası ve parti adından epey yararlanmak istedi Sarkis'im ama başaramadı. Siyasi hayatı boyunca Adnan Menderes'in oğlu olması nedeniyle pek çok partinin vitrininde kendisine yer buldu. Babasına ait anılarını anlattığı röportajların yanı sıra son yıllarında AKP'ye de destek veren açıklamaları da sık sık gündeme geldi. Yani sistem tarafından üzerine gelindiğinde destek verdi ama Amerika'ya yanaştığında da sert eleştirilerin konusu oldu. Parti yıllası kronolojisiyle ilgili de bir liste burada görüyorsunuz. 2009'dan bahsediyoruz. Zaten 2011 vefat tarihi. Siyaset dışında zaman zaman Aydın'da, Çakırbeyli'de, babasının ailesinin çiftliğinde 63-65 arası hayatını yaşamış. Yeni Asır İzmir merkezli bir bölge gazetesidir bilindiği gibi. Eylül 2010'da da tercümandan ayrıldıktan sonra burada da pazartesi çarşamba günleri zaman zaman köşe yazıları vermiş buraya. Yine aynı sene 2010 12 Eylül'de yapılan bir büyük anayasa referandumu vardı. Yetmez ama evetçilerin ortaya çıktığı dönemlerde. O dönemde Aydın Menderes de bu anayasa değişikliğine destek vermiş. Son 15 yılını felçli olarak geçirdi. 23 vefat, 25 defin. Ağustos 2011'de 65 yaşında Ankara'da bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle tabii uzun süre sandalyede kalıyor. Dolayısıyla yürümüyor. Tedavi gördüğü Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği teşhisiyle vefatı duyuruldu. Hacı Bayram Camii'nde öğlen namazından sonra gıyaben kılınan cenaze namazı ve naaşın İstanbul'a getirilmesi, Fatih Camii'nde kılınan hazır namaz, gıyabi olmayan, Topkapı Mezarlığı'nda Adnan Menderes'in anıt mezarında babasının yanına defnedilmesi. Tabii bu arada Özal zamanında Aydın Menderes'in Yassıada'daki kabrinin İstanbul'a getirildiği ve kendisine bir anıt mezar yapıldığını kayda geçmemiz gerekiyor. Ama Aydın Menderes vasiyet ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve devlet töreni kendisine yapılmamasını istemiş ve dolayısıyla mecliste milletvekili olmasından kaynaklanan babası itibar kazandı vesaire tören yapılacaktı. Bu töreni istemedi. Devlet töreni istemedi. Devlet mezarına gömülmedi. Hangi yıldan bahsediyoruz? 2010 yılından bahsediyoruz. Ağustos ayından. Erbakan ne zaman ölmüştü Mustafa? 11 Ocak ayında. O da devlet töreni istememişti. Demek ki Aydın Menderes Erbakan'ın vefatını gördü. Ve bir 4-5 ay sonra kendisi de Erbakan gibi devlet töreni istemediğini söyledi mecliste. Burada da o çizgiyle, tutumla kendini bir araya getirmiş oldu. Evet, biyografiyle dağıtmış olduğumuz eserleri toplu olarak burada görülebilir. Türkiye'de 200 civarında üniversite var. Bir tanesi de Aydın'da. Adnan Menderes Üniversitesi adını taşıyor. Üniversitede şöyle bir derslik bölümüne de Aydın Menderes'in adını vermişler. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Menderes derslikleri de gözükmektedir. Ölüm üzerine AKP'den MHP'ye, CHP'den Büyük Birlik'te Büyük Demokrasi Partisi'ne kadar birçok partinin hayır hak sözleri edecekleri malum etmişlerdi. 2012'de vefatından bir sene sonra Adnan Menderes'in avukatı Burhan Apaydın Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurarak iadeyi itibar edilmesini Adnan Menderes'e isteyen bir teklifte bulunuyor. Aile, millet aslında iadeye itibar verdi. Hiçbir zaman Adnan Menderes'i unutmadı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal da anıt mezar ve devlet terörünü yaparak vermişti bunu diyerek buna gerek olmadığını söylemişler. İlk izlettiğim dizi film 2013-14 yılları arasında yer almıştı. Menderes üzerine yazılmış kitaplar var, yerli yabancı. Burada yukarıda mı geçti? Aşağıda var. Taha Akyol'un bir çalışması. Bu yabancı bir araştırmacı. Nielsen Jackson, Babam ve Ben adıyla bir Menderes kitabı yayınlamış. Tabii bir dizi ölüm yazıları da var.
yazıya parça parça dönemlere uygun olarak dağıttığı mülakatın verilme tarihi 22 Aralık 2011 ölümünün 10. yıl dönümü. 2022'de en son Aykut Edebali'nin vefatından bahsetmiştik. Evet, sol partiler değil, burada da bir sağ partiler değil, sol partiden resim de koydum. Aydın Menderes yaşamalı, yaşamalıdır demiş. Bugün AK Parti'nin önemli destekçisi Doğu Menderes tarafından da ölümünün 10. yıl dönümünde bir Menderes hatırlaması. Peki, gecemiz hayırlı olsun, hayırlı iftarlar dilerim.